Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde recursive function'larla ilgili başka bir örnek yapacağız. Bu örneğimizde Fibonacci sayıları denilen matematiksel bir olayımız var. Bu olayı hem normal bir yolla hem de recursive kullanarak nasıl gerçekleştiririz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Fibonacci sayısı dediğimiz şey şöyle başlar. Sıfırdan başladık. Sıfırdan sonra gelen sayı 1. Daha sonra gelen sayı şu ikisinin toplamıdır. 0 ile 1'in toplamı nedir? 1'dir. Sonra 1 ile 1'in toplamı 2'dir. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. 3, 5, 8, 8, 5, 13 ve bunun gibi giden bir seriye biz Fibonacci dizisi diyoruz. Bizim yapacağımız örnekte ise daha sonra da mesela 21, yani son iki sayıyı toplayarak ilerlediğimiz diziye biz Fibonacci dizisi diyoruz. 34. Değil mi? Daha sonra da 55 diyelim. İşte bu diziyi öncelikli olarak bir normal bir yolla nasıl çözeriz? Normal bir metotla, yani recursive olmadan nasıl çözeriz onu anlatmaya çalışalım. Buraya geldik. Fonksiyon tanımlıyorum. Fonk dedim. Fibonacci. Artık böyle mi yazılıyor tam da emin değilim ama normal dedim. Ve bu buraya bir tane integer değer alacak. Ve de geriye bir tane integer değer döndürecek. Bunu tabii yanlış yazdık. N alacak. Integer tipinde ve de geriye bir integer döndürecek. Peki şimdi şuradaki yapıya da baktığımızda ne var burada? Bir tane sayı 1 diyelim. Ve 0 atayalım. Şu ilk sayıyı ben sayı 1'e atadım. Daha sonra sayı 2 dedim. Ve de bunu da 1 atadım. Çünkü bunlar default olarak gelen sayılar. Hani yazmak zorundayız bunları. Bundan sonra ise ne yapacağız? Bir tane de sonuç, yani verdiğimiz sayının Fibonacci değerini veren sonuç diye bir şey atayalım. Ve bunu da şimdilik 0'a atayalım. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Basit bir for döngüsü yapmam lazım. Ve bu for döngüsü gelen bütün sayıları i'ye atayım. Ve bu for döngüsü neyden başlayacak? 0, 1, ikinci elemandan başlayıp n'e kadar gitsin. İkinci elemandan başlasın ve n'e kadar, yani verdiğim sayıya kadar bir döngü oluşsun burada. Daha sonra şimdi buradaki sonuç, yani atıyorum ben 1 sayısını verdiysem 0, 1 bu ikisinin toplamı. 0, 1, 2, 3, 4 sayısını verdiysem burada bana 3 vermesi lazım. Yani buradaki sonuç dediğimiz değişkenin içeriği sürekli olarak sayı 1 ve sayı 2'nin toplamı değil mi? Sayı 1, sayı 2 topladım bunu verdi. Sayı 1, sayı 2 deyip bunu burada hesaplayacağız. Sayı 1 artı sayı 2. Tabii bunu yaptıktan sonra bu for döngüsü, yani böyle adım adım bu dizide gezerken ne yapmam lazım? Bir kaydırma yapmam lazım. Sayı 1 dediğim şu 0 bir sağa kaysın. Yani sayı 2'ye kaysın. Sayı 2 de ne olsun arkadaşlar? Sonuç değişkenine eşit olsun ki ben geldiğimde sayı 2 dediğimde bundan önceki sayıların toplamını elimde tutmuş olayım. Şimdi return sonuç diyelim, bir deneyelim. Evet, fonksiyonum hazır şu an. Geldim buraya, hemen print line dedim. Ve de ne yapacağım? Fibonacci normal fonksiyonumu çağıracağım ve atıyorum buraya. Şurada olan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 değerini yazayım. Bakayım bana 55 değerini verecek mi? Çalıştırdık ve gördüğünüz gibi 55'i verdi. Umarım anlaşılmıştır. Yani önce buna sayı 1 atadım, sayı 2 atadım ve toplamlarını sonuca atadıktan sonra şuradaki for döngüsü ilerledikçe ne yapıyorum? Bu sefer sayı 1'in bu olacak, sayı 2'in bu olacak, sonuç toplamı. Daha sonra sayı 1, 1, sayı 2, 2 toplamı gibisinden böyle basit bir şekilde yapmış olduk. Peki ben bunu big integer'a çevireyim. Sonucumuzu da şurada var sonuç big integer 0 yapalım. Big integer nokta 0. Buradaki toplamları da sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı
Bunları da tabii ki de ne yapmamız lazım? Big integer 0 ve big integer 0 ve big integer 1 yaparsam 1. Evet. Şimdi sonucum artık big integer olacak. Yani ben buraya daha da büyük sayılar yazabileceğim herhangi bir hata almadan. Gördüğünüz gibi çıktığımıza bir bakalım. Bayağı da büyük bir sayıymış. Ama herhangi bir sorun yaşamadım gördüğünüz gibi. Şimdi bu normal hali, hani normal bildiğimiz for döngüsüyle yaptığımız hali bu. Şuraya da şöyle yapalım. Normal yolla diyelim. Artı diyelim. Şimdi bunu bir de recursive olarak yapalım. Bunun için fun Fibonacci recursive. Recursive metot neydi? Kendi içinde kendini çağıran metottu. İşte Functorial gibi biz Fibonacci'de de recursive metotları kullanabiliriz. Nasıl yaparız onu da? Buraya yine enimizi veriyoruz. Integer diyelim şimdilik. Integer'da bir değer döndersin geriye. Daha sonra da aslında bizim dediğimiz gibi Fibonacci neydi? Bir önceki ve bir sonraki sayının toplamını veriyordu. Pardon, bir önceki ve iki önceki sayının toplamı bana Fibonacci'yi veriyordu. O zaman buraya gelip eğer bana yolladığın sayı küçük veya eşit ise birden return, bunu biz direkt isterseniz big integer'a çevirelim. Integer değer alsın ama geriye big integer döndürsün. Buraya da big integer nokta one diyelim. Eğer buraya yolladığım sayı 0 veya 1 ise gördüğünüz gibi onların Fibonacci değeri zaten 1 olduğu için hemen geri gönderiyorum. Yok eğer değilse 2 gibi, 3 gibi, 4 gibi bir sayı yolladıysan bu sefer ne yapmam lazım? Fibonacci recursive deyip buraya yolladığım enin bir eksiğini Fibonacci recursive ve 2 eksiğini topla ve sonucu bana dönder. Hemen testimizi yapalım. Mesela 3 yolladık. Şimdi 3 buraya girmediği için Fibonacci 3 nedir? Fibonacci 2 ile Fibonacci 1'in toplamıdır, değil mi arkadaşlar? 0, 1, 2, 3. Yani o da nedir? Bu da zaten 1'e eşit olduğu için bana 2 değerini verecek. 1 artı 1'den 2. Gelelim buraya print line diyelim. Recursive diyelim. Buraya da ne yazalım? Fibonacci recursive. Buna mesela şimdi küçük bir sayı yazalım. 5 gibi. Ve 5'in ben 0, 1, 2, 3, 4, 5'e eşit olduğunu biliyorum Fibonacci'de. Bakalım verecek mi? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bir eksiklik mi yaptık? 5 verdik. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mesela 6 verdiğimizde de 13 mü veriyor yoksa yanlış mı çalışıyor? Bir kontrol edelim. 13'ü verdiğine göre demek ki doğru çalışıyor. Ama burada bizim döngümüz herhangi sıfırla ilgili herhangi bir adım yapmadığımız için aslında şuradan başlıyor. Birden başlıyor. 1, 1'in kendiyle toplamı, şeyi sıfırla toplamı 1, 1 ile 1'in toplamı 2, 2 ile 1'in 3 falan filan diye gidiyor. Yani normal, doğru aslında, bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Ama işte bunu böyle yaptığımızda da ben buraya 6 değil de mesela 55 gibi biz bakın. Deminki normal yolda 1000 verdim ve sorunsuz bir şekilde bana geri döndü. Ama 55 verdiğimde çalışsın. Normal yollayı hesapladı ama 55'i verdim bakın hala çalışıyor. Ve ekrana herhangi bir şey gelmedi. Yani bayağı zorluyor şu an. Zaten bilgisayarın şeyinde de fanında da garip garip sesler çıkmaya başladı. Yani bunun yolu bu değil. Bunu çok daha güzel bir şekilde ve bizim bu tailrake diye bir metodumuz şey anahtar kelimemiz vardı bir önceki derste anlatmıştık.
onu da kullanabilecek bir şekilde bunu ayarlamam lazım. Şöyle yapayım. 55'i şunu da hatta yorum satırı için alalım. Bir daha çalışmasın. Mesela 35 dedim. Bunu herhalde bir kere de hesaplar. Recursive'i böyleymiş dedi. Mesela ben burada gidip de şimdi stack flow hatası alamıyorum çünkü çok uzun sürüyor. Mesela ben bunu direkt tail-rack yazarsam bakın ne diyor. Ne diyor? Bir fonksiyon diyor tail-rack olarak ayarlanmış ama herhangi bir tail çağrısı bulunamadı diyor. Yani biz recursive kullandığımız her metotta, her fonksiyonda tail-rack'i kullanamıyoruz. Yazdığımız fonksiyonun da buna uygun olması gerekiyor. Peki nasıl olacak o? Şimdi bunu da yorum satırı içine aldım. Ve buraya fun dedikten sonra Fibonacci tail recursive diyeyim bunun adına da. Bu da yine ne yapacaktır? Geriye bir değer döndürecek. Big integer döndürecek geriye. Daha sonra buna değerlerimizi yazmamız gerekiyor. Öncelikle bulunacak sayı bu integer olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Şunu da şöyle kapatıp açalım. Şurayı da şöyle kenara alalım. Daha sonra A diye bir değer gönderiyorum buna. Bir de B diye. Şimdi bunun ne işe yaradığını anlayacaksınız. Ve return diyorum direkt. Eğer dedim bulunacak sayı yani Fibonacci değeri bulunacak sayı eşit sıfırsa B'ye ata. Yani B'yi geri gönder. Değilse Fibonacci tail recursive deyip bulunacak sayıyı bir eksilterek daha sonra da bu bir önceki ve iki önceki sayıların toplamı yani A artı B'yi buraya yazıyorum. Ve daha sonra da neyi yazıyorum arkadaşlar? Buradaki ilk elemanını bunun yazıyorum. Yani A'yı. Şimdi buraya geldim. Print line dedim. Fibonacci tail recursive dedim. Mesela buna 50 yazalım şimdilik. 50'yi yazdıktan sonra ilk ve ikinci elemanı olan yani serinin ilk ve ikinci elemanı olan neydi bunlar? 0 ve 1'di ya. Bunları buraya yazmam gerekiyor. Fibonacci 1 big integer 1 ve big integer 0. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Daha sonra anlatmaya çalışırım. Şu an 50 değerini hesaplamaya çalışacak. Bakın. Herhangi bir sıkıntı olmadan hesapladı. Peki ben buraya 1500 yazsam ne yaparsın? Bunu da hesapladı. Abartıyorum. 2 sıfır daha koydum. İşte bu sefer de ne aldık? Stack flow hatası aldık. Dediğimiz gibi stack flow'dan kurtulmak için buraya gelip tail rack diye bir anahtar kelimemiz var. Bunu yaptığımızda bir önceki sonuçları ne yapıyor? Tekrar tekrar hesaplamak yerinde sürekli olarak hafızasında tutuyor. Ve bu sayede de stack flow yani yığını kullanmadan aslında sonucu bulabiliyoruz. Gördüğünüz gibi upuzun bir sayı. Şimdi bunun ne olduğundan şöyle bir anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. Mesela basit bir örnekte başlayalım. 10 dedik. Şimdi metoduma 10, 1 ve 0 sayılarını yolladım. 10, 1 ve 0 sayıları burada geldi arkadaşlar. Bulunacak sayı 10. A'da 1 var, B'de 0 var. Şimdi bulunacak sayı 0 olmadığı için burası çalışacak. Bu sefer bu metot nasıl çalıştırılacak? 9 sayısı için çalıştırılacak. Çünkü bir eksiği var.
A ile B'yi toplayıp buraya yolladık ve buraya da 1 yazdık. Daha sonra 8 için çalıştırılacak, değil mi? A ile B'yi toplayıp 2 yazıyoruz ve buraya da A değerini A ile B'yi toplayıp buraya verdik. A'ya da bu sefer ne koyacağız? 1 sayısını koyacağız. Daha sonra 7 için bununla bunun toplamı 3, daha sonra 2. Bundan sonra 6'yı koyacağım. Bununla bunun toplamı 5. Burası 3 diye bu şekilde bir sıralama söz konusu olacak. Ve daha sonra da işte böyle bu mantıkla da benim sistemim çalışıyor. Yani çok önemli değil aslında. Dediğim gibi sadece kullanımını hani çünkü bütün programlama dillerinin derslerinde recursive'lerde faktöriyelle işte Fibonacci gösterilir. Sizin de karşınıza çıkarsa bilin diye anlattım. Ama gördüğünüz gibi tail-rack'i kullanmak için de yapınızın buna uygun olması lazım. Yani bekleyen sonucu yığına atmak yerine bu fonksiyonun içinde gerekli parametrelerle saklarsanız sürekli olarak hesaplanacak değerler yığında saklanılmaz. Mesela ben burada 6'yı çağırdığımda gördüğünüz gibi bir önceki sayının değeri de burada aslında mevcut. Yani sistem bunu biliyor. Tailrack'te de işte biz sistemi buna karşı uyarıyoruz ve kullanmasını söylüyoruz. Bu yüzden de stack full'a hatası almıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu recursive metotlar da bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.